Belirli özellikleri bakımından omurgasız ve omurgalı hayvanların karşılaştırmasına gelelim. Omurgasız hayvanların sinir şeritleri vücutlarının karın tarafında, omurgalılarda ise sırt tarafında yer alır ki sırt tarafında yer alan omurganın içinde omurilik bulunuyor. Notokort omurgasızlarda yok, omurgalılarda var. Solungaç yarı embriyonik dönemde omurgasızlarda mevcut değil ama omurgalıların embriyonal döneminde, belirli bir döneminde de olsa solungaç yarıkları var. İskelet ve hareket sistemine geldiğimiz zaman omurgasız hayvanlarda arkadaşlar hidrostatik iskelet görülebiliyor, iç iskelet görülebiliyor ve dış iskelet görülebiliyor. Omurgalı hayvanlarda iç iskelet var. Kemik ve kıkırdak omurgasız hayvanlarda görülmüyor. Omurgalılarda görülen bir yapı. Eşeli ve şeysiz üremeye geldiğimiz zaman omurgasızlarda ikisi de görülebiliyor. Ama şöyle eşeysiz üreme çeşitlerine baktığımız zaman tomurcuklanmaya rastlıyoruz. Rejenerasyona rastlıyoruz arkadaşlar. Bir de partenojenez. Omurgasız hayvanlarda görülen eşeysiz üreme çeşitleri. Omurgalılarda yoğunlukla eşeli üreme görülüyor. Ancak partenojenezde görülebilen bir üreme şekli, eşeysiz üreme yöntemlerinden. Dolaşım sistemi omurgasız hayvanlarda açık kan dolaşımı ve kapalı kan dolaşımı görülüyor. Omurgalıların tamamında arkadaşlar kapalı kan dolaşımı var. Sonurum sistemlerine geldiğimiz zaman omurgasız hayvanlarda deri sonurumuna rastlıyoruz. Solungaç solunumuna rastlıyoruz. Bir de trakya solunum sistemine rastlıyoruz. Omurgalı hayvanlarda ise solungaç, deri solunumu ve en gelişmiş solunum organlarından akciğer solunumuna rastlıyoruz. Peki boşaltım organlarına geldiğimiz zaman omurgasızlarda hangi boşaltım organları vardı? Protonefridyum vardı. Nefridyum. Bir de böceklerde bulunan Malpighi tüpleri. Peki omurgalılarda ne var? Omurgalıların tamamının boşaltım organı böbrekler. Bu boşaltım ürününe geldiğimiz zaman azotlu 3 boşaltım ürününde rastlayabiliyoruz. Üre atanlar var, ürik asit atanlar var, amonyak atanlar var. Aynı duruma omurgalılarda da rastlıyoruz. Vücut simetrileri. Omurgasızlarda arkadaşlar simetrisi olmayanlar var. Yani simetrisiz hayvanlar var. Bilateral simetrili. Bir de radyal simetriye rastlıyoruz. Omurgalıların tamamında ise radyal simetri var. Düzeltiyorum arkadaşlar. Bilateral simetri var. Solunum pigmentleri ve bulunduğu yer. Omurgasız hayvanlarda solunum pigmentleri rastlanıyor ama eklem bacaklılarda bildiğiniz gibi trakya solunum sistemi olduğu için onlarda solunum pigmenti yok ve kanları renksiz idi. Omurgasızlarda solunum pigmenti olan canlıların önemli bir kısmında kan plazmasında bulunuyor. Solunum pigmentleri omurgasızlarda yine farklılıklar gösteriyor. Programımızda olmadığı için onların ismini söylemiyoruz. Ama omurgalılarda alyuvar adı verilen kan hücrelerinin içinde bulunuyor. Bu pigmentin adı da hemoglobin. Döllenme ve gelişme omurgasız hayvanlarda dış döllenme ve iç döllenme görülüyor. İç döllenmeyi karasal omurgasızlar yapıyor ki bunların başında eklem bacaklılar da var. Yine gelişme arkadaşlar dış gelişme olarak gerçekleşiyor. Omurgalılarda da benzer bir durum var. Balıklarda ve kurbağalarda dış döllenme mevcut ama karasal hayata uyum yapmış sürüngen kuş ve memelilerde iç döllenme görülüyor. Gelişme de yine benzer bir şekilde değerli arkadaşlar balıklarda ve kurbağalarda gelişme dış, sürüngen ve kuşlarda yine gelişme dış ancak memeli canlılarda iç gelişme de görülüyor. Yavru bakımına omurgasız hayvanlarda rastlanmıyor ama omurgalılarda yavru bakımına rastlanıyor. Özellikle kuşlar ve memelilerde yüksek düzeyde bir yavru bakımına rastlıyoruz. Metamorfoz omurgasız hayvanlarda görülebiliyor. En belirgin örneği yine eklem bacaklılarda görülüyor. Omurgalılarda ise yine metamorfoza rastlıyoruz ki bildiğimiz gibi en önemli grupta yine kurbağalar ya da amfibiler
metamorfoz geçiren grup eşey durumuna geldiğimiz zaman arkadaşlar omurgasız hayvanlarda hermafrodit. Bazıları da ayrı eşeyli oluyor. Omurgalıların çoğu büyük bir çoğunluğu ayrı eşeyli, nadiren de olsa hermafroditliğe rastlanıyor. Omurgalı hayvan sınıflarının karşılaştırmasına geldik. Balıklarda kalbin odacık sayısı 2, 1 kulakçık, 1 karıncık. Kurbağalarda bu sayı 3'e çıkıyor. 2 kulakçık, 1 karıncık. Sürüngenlerde hakeza yine öyle 2 kulakçık, 1 karıncık. Farklılık neydi? Sürüngenlerin karıncıklarında yarım perde vardı. Ve aynı zamanda timsahta da 4 odacıklı bir kalp vardı. Bu da bize şunu gösteriyor. İlk 4 odacıklı kalp sürüngenlerde ortaya çıkıyor. Kuşlarda yine 4 odacıklı bir kalp. Memelilerde de 4 odacıklı bir kalp var. Vücutta dolaşan kanın niteliği, balıklarda sonurum organından çıkan kan vücuda gidiyordu. Dolayısıyla temiz kan dolaşıyordu. Kurbağalarda vücutta dolaşan kan karışık. Yine sürüngenlerde vücutta dolaşan kan karışık. Kuşlarda temiz kan dolaşıyor. Memelilerde temiz kan dolaşıyor. Vücut ısılarını balıklar sabit tutamıyor. Yani değişken vücut ısılığı. Kurbağalar yine karışık kan dolaşıyor bunlarda. Yine değişken vücut ısılı. Sürüngenlerde de vücutta karışık kan dolaştığı için değişken vücut ısılı. Kuşlarda ise arkadaşlar temiz kan dolaştığı için bunlar sabit vücut ısılı. Yani vücut ısılarını sabit tutabiliyorlar. Yine aynı şekilde memelilerde de vücutta temiz kan dolaşmasına bağlı olarak vücut ısılarını sabit tutabiliyorlar. Solunum organları balıklarda malum suda yaşadıkları için solungaç solunumu görülüyor. Kurbağalarda deri ve akciğer solunumu görülüyor. Ancak tabii ki embriyo döneminde suda geçirdiği için bunlarda solungaç solunumu görülüyor. Sürüngenler artık kara hayatına adapte olduğu için akciğer solunumu yine kuşlarda ve memelilerde akciğer solunumu görülüyor. Vücut örtülerinde balıkların vücutlarında arkadaşlar pullar var. Pullarla örtülü. Kurbağalarda pul ve benzeri gibi yapılar mevcut değil. Sürüngenlerde yine pul ve plakalar bulunuyor. Kuşlarda vücut örtüsü olarak tüyler var. Memelilerde ise kıllar bulunmaktadır. Deri yapısındaki dokunun tabaka sayısına geldiğimiz zaman balıklar, yani tüm omurgalar için geçerli, çok katlı epitel dokudan meydana geliyor. Tek katlı değil, çok katlı bir epitel dokudan meydana geliyor. Al yuvarlar arkadaşlar, balıklarda çekirdekli, yani çekirdek var. Yine kurbağalarda çekirdek yine var. Sürüngen ve kuşlarda al yuvarları çekirdekli yine var. Kuşlarda yine al yuvarlar çekirdekli. Memelilerde ise daha fazla oksijen taşıyabilmek için çekirdeksiz. Alveol var mı? Zaten balıklarda akciğer solunumu yok. Kurbağalar, sürüngenler ve kuşlarda da alveol henüz oluşmamış. Ama memelilerde mevcut, sadece memeli canlılarda görülüyor. Kaslı diyafram yine zaten balıklarda olması mümkün değil. Kurbağalarda, sürüngenlerde ve kuşlarda kaslı bir diyafram yok. Memeli canlılarda var. Sindirim sistemleri bu canlılarda gelişmiş ama ağızda başlayıp anüste sonlanan bir sindirim kanalı var. Ancak bu sindirim kanallarına yardımcı iki tane organ da omurgalı hayvanlarda görülüyor. Pankreas ve karaciğer. Hepsinde sindirim yardımcı organ olarak çalışıyorlar. Boşaltım organları arkadaşlar tüm omurgalılarda, yani bu sınıfların hepsinde böbrek. Ürünlerine geldiğimiz zaman balıklarda amonyak ama çok yoğun, şiddetli tuzlu sularda yaşayanlarda üre atılıyor. Kurbağalarda ergin dönemlerinde üre atılıyor ancak suda larva dönemlerinde amonyak atılıyor. Sürüngenler ürik asit. Kuşlarda da arkadaşlar yine görülen ürik asit. Memeli canlılarda ise yoğunlukla temel boşaltım maddesi üre. Klak balıklarda, kurbağalarda, sürüngenlerde ve kuşlarda var. Ama memelilerde kulak yok. Onun yerine anüs var. Bu da bize şunu gösteriyor. Gerek balık, kurbağa, sürüngen, gerekse de kuşlarda
boşaltım sistemi, sindirim sistemi ve üreme hücreleri aynı açıklıktan dışarı atılıyor. Buna kloak adı veriliyor. Memeli hayvanlarda ise sindirim sistemi ayrı bir açıklıkla vücut dışına açılıyor. Sindirim sistemi ayrılmış ve anüsle sonlanmış oldu. Metamorfoz arkadaşlar kurbağalarda görülüyor. Döllenme ve gelişme. Balıklarda dış döllenme var. Dış gelişme görülüyor. Nadiren de olsa yine iç döllenme, iç gelişme yapanlar da var. Onu da özel olarak belirtmekte fayda var. Kurbağalarda yine dış döllenme, dış gelişme. Sürüngenlerde artık sürüngen kuş ve memeliler birer kara hayvanları olduğu için döllenmeleri iç döllenme, gelişmelerinde farklılık var. Sürüngenlerde gelişme dış, kuşlarda gelişme yine dış gelişme. Dolayısıyla bunlar yumurtluyorlar. Memelilerde ise değerli arkadaşlar çoğunlukla iç gelişme görülüyor. Ama yumurtlayan memelilerin olduğunu da unutmayalım. Yavru bakımına geldiğimiz zaman yoğunlukla yavru bakımı kuşlarda ve memelilerde var. Bu da zaten yumurta sayısı ile ilgili bize bilgi veriyor. Yumurta sayısı, düzeltiyorum arkadaşlar, orada bir yanlışlık yaptık. Yumurta sayısı balıklarda en fazla, sonra giderek azalıyor. Şu şekilde yapalım. Yani yumurta sayısı en az memelilerde, bu yüzden de az sayıda yumurta bıraktıkları için oluşturdukları yavruların da bakımını üstlenmek zorundalar. Çizgili ve düz kaslar tüm sınıflarda zaten mevcut. Ancak çizgili kasların bu tüm sınıflar için geçerli. Genelde hareketle ilgili, hayvanın hareket sistemiyle ilgili. Düz kaslar ise iç organların çalışmasıyla ilgili görevleri var.